Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene sizlere AMD'nin yeni gelen sürücüsünü yama notlarını sunuyor olacağım arkadaşlar. Windows 7 için geldi sadece. Bizlere daha gelmedi. Onları da hemen sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Gelmediğini de anlamış olun. Şu şekilde bizlere daha gelmedi bir güncelleme. Büyük ihtimalle yakın birkaç gün içerisinde ya da belki bugün içerisinde de gelebilir. Ama şu anlık bir bilgim yok. AMD yazılımı Windows 7 için Adrenalin sürümü 22.6.1 sürüm notlarını okuyacağım arkadaşlar sizlere. Sabit sorunlar olarak AMD Radeon yazılımı Radeon RX 6900 XT gibi bazı AMD grafik ürünlerine kurulamayabilir. Aynen öyle yazıyor. Bilinen sorunlar gelişmiş senkronizasyon bazı oyunlarda ve sistem yapılandırmalarında etkinleştirildiğinde siyah ekranın oluşmasına neden olabilir. Gelişmiş senkronizasyon etkinken sorun yaşayan tüm kullanıcılar geçici bir çözüm olarak bunu devre dışı bırakmalıdır. Ben yanlış bilmiyorsam bunu da sanki görmüştüm. Belki bir yama notunda görmüş olabilirim arkadaşlar. Radeon performans ölçümleri ve günlük kaydı özellikleri aralıklı olarak aşırı yüksek ve yanlış bellek saat değerleri bildirebilir. Bunu da görmüştüm yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Bu da vardı. Windows 7 için tabii ki de yani çok fazla bir yama notumuz yok ama hangilerine gelmiş şöyle sizlerle beraber bir bakalım. Bakalım hangilerine gelmiş. AMD Radeon RX 5000 ve RX 6000 serisi için bu güncelleme gelmiş. Ama Windows 7 için bu arada arkadaşlar Windows 7 için haberiniz olsun hani Windows 7 için. Windows 10'da halen bir şey yok. Ya da Windows 11 için şu anlık bir güncelleme söz konusu değil. AMD RX Vega ve RX 400 ve RX 500 serisi için güncelleme ürün uyumluluğu var. Bu ekran kartları da bu sürümle uyumlu. AMD Radeon 500 serisi, AMD Radeon HD 7000 ve HD 8000 serisi ve AMD'nin Radeon R2, R3, R4, R5, R7, R9 serisi grafiklere sahip AMD işlemciler de bu sürümle uyumlu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten Windows 7 64 bit sürümü. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani bu sadece yani bu 22.6.1 sürümünü indirmek isteyen arkadaşlar Windows 7 olması gerekiyor yani sürümün. Haberiniz olsun. Yani Windows 11'de ve 10'da halen güncelleme söz konusu değil arkadaşlar. Yani ben de geldiği gibi sizlere kısa da olsa bir videoda sunmak istedim. Arkadaşlar yama notları açıklama kısmında olacaktır arkadaşlar. Ben tekrardan sizlere şöyle göstereyim. Halen bize bir güncelleme gelmedi. Bu arada beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.